alayım. Değerli cemaatimiz, uzaktan ve yakından Cahit hocamızın cenaze merasimine teşrif ettiniz. Yüce Mevlam sizlerden razı olsun. Hocamıza da Yüce Mevlam rahmetiyle muamele eylesin. Çıkmış olduğu bu ahiret yolculuğunu kendisine hayırlı eylesin. Hepimizin, Müftü Efendi'nin kürsüde söylediği gibi, böyle bir günü var. Nasıl ki istemeyerek dünyaya gelmiş isek, aynı şekilde Yüce Mevlamıza doğru gideceğiz. Okuduğum ayet-i kerime de bunu beyan ediyor. Bütün canlılar yaratana doğru gidecekler. Onun için dünya hayatımızı düzenli bir şekilde ihya etmek mecburiyetindeyiz ki Yüce Allah'ın huzuruna huzurlu bir şekilde varalım. Camiden çıkana kadar birkaç söz söyleyeyim dedim. Cemaatimiz de hemen hemen geldi. İkindi vakti, öne akşam sizleri bekletmeyelim. Akşam namazını mütakiben merhumun, hocamızın evinde Kur'an tilaveti yapılacak. Takip eden akşamlar da camide Kur'an okumaya devam edilecek. Bu duyurumuzu yapalım. Bu vesileyle olur ya hocamızdan alacağı, vereceği olan olur, unutulmuş borçları olan olur. Çocukları buradadır. Onlarla helalleşelim. Hocamızı borçlu olarak ahiret yurduna göndermemeye gayret edelim. Cenab-ı Allah böyle borçları kabullenecek evlatlar cümlemize nasip eylesin. Siz buraya kadar geldiniz, tabii ki hocamıza hakkınızı helal ettiniz ama adettendir. Tekrar yapalım, bir helalleşme yapalım. Üzkürü mevtakün bil hayır hadisi şerifinin mantığınca şu anda musallada yatan merhum ve mağfur el muhtacı ila rahmeti rabbihil gafur olan Cahit hocamızı hali hayatında kemal-i sıhhatinde nasıl bilirsiniz? İyi biliriz Allah Allah. Mümin, müvahhid bir kul olduğuna şahit de gelir misiniz? Şahidiz Allah Allah. Yüce Mevlam hüsnü şehadetinizi kabul buyursun. Amin. Cahit hocamıza dünyadan ahirete müteallik olan bir cümle hak ve hukuklarınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Tekrar helal ettiniz mi? Helal olsun. Dahi helal ettiniz. Helal olsun. Yüce Mevlam sizden, cümle geçmişlerinizden ve bilhassa hocamızdan razı olsun. Niyet ettim. Allah için salata,